Evet, selam, çok gezentiyim. Sizlere bu sefer Ayvalık'tan sesleniyoruz. Arkadaşlar şu anda Ayvalık merkeze yakın bir noktadayız. Şeytan Sofrası adı verilen yerdeyiz. Şimdi sizlere buradan güneş batımını göstermek istiyoruz. Ekibimiz şu anda Ayvalık'ın güzel bir manzara noktasında. Şimdi rehberimiz 4788. kez, evet, Şeytan Sofrası'nın hikayesini bize anlatacak. Ama önce şu güzel manzarayı... Ben demine mi geldim? Yok, deminden beri anlatıyor ya, son 20 dakikadır. Aynen, son 20 dakika, 50 ay 10 kere anlattım zaten. Ooo, çok güzel manzaralar var. Bu aşağısı Ayvalık merkez mi acaba? Evet, ayak izi dediği nokta. Şeyin maşallah. Evet, sigara atmak ne acaba? Pil atmak ne? Sigara ile pil atmışlar. Evet, arkadaşlar. Bu da açılmışlar. Göz belirtiler. Herhalde bu getiriyor diye inanıyorlar. Ha, sigarayı bırakmak için mi attı acaba? Paran var mı? El adat. Olabilir. Biz Sümele Manastır'la atmıştık ilk geziye gittiğimiz zaman. Evet. Paran var mı? El adatsın oraya. Evet, devam ediyoruz. Fotoğraflarımızı çekindikten sonra ekibimizle. Burada böyle güzel oturma alanları yapmışlar. Sanıyorum gün batımını izlemek burada bir ritüel. Yani geleneksel olarak yapılan bir şey. Dolayısıyla biz de şu anda seyir terasları oluşturulmuş. Burada ilerliyoruz. Burada kafeteryalar var. Giriş ücreti 20 TL arkadaşlar. Otopark ücreti olarak alınıyor. Şu anda ilerlemeye devam ediyoruz. Burada restoran da var. Yemek de yiyebiliyorsunuz. Koruyucu maske takmak mecburidir. Evet, ışık biraz ters geliyor şu anda. Ama ilerliyoruz. Evet, şimdi çok gezentiyim YouTube ekibinin öyküsü Eda Hanım'la. Videoyu. Pardon, çok güzel Eda'sı. Bu ayak izi öyküsünü kısaca rica ediyorum. Şimdi şöyle,
Her yerin bir efsanesi olduğu gibi buranın da bir efsanesi var. Efsaneye göre 500 yıllarda Philip adında bir adam kiliseye karşı geldiği için kilise tarafından geliyor ve tutuluyor. Sonrasında kaçarak Bible bölgesine sığınıyor ve yerleşiyor. Yıllarca burada yaşıyor. Sonra yine Bible'da bu bölgede kuraklık nedeniyle kıtlık, açlık var olunca artık insanlar diyorlar ki burada kaldı. Bu kesinlikle o uğursuz adamı diyorlar. Bir araya gelip buraya geliyorlar. Fakat buraya geldiklerinde çok zengin bir sofrayla karşılıyor. Yıllarca bu açlığın ve kıtlığın içinde olan yöre halkı da tabii o sofranın cazibesine kapılıp karınlarını doyurmaya başlayınca bunu da fırsat bahsederek hemen o arada kaçıyor. Kaçarken de buradaki rivayete göre ayak izini bırakıp öyle gidiyor. Evet, buranın hikayesi de, efsanesi de daha doğrusu bu şekilde. Teşekkür ederiz size. Alırım ben de adamı. Üç konuda bir bende. Kolay gelsin. Çay alabilir miyiz? Tabii. Ne kadar? Çay 5 lira. 5 lira. Kaç kişi? 4 çay alabilir miyiz biz de? Ben de içeyim. 4 çalıyorsunuz 5. Evet, şimdi buranın Türkiye'nin en iyi güneş batımı manzarası olduğu puanlamalarda ifade ediliyor. Dolayısıyla biz de burada şimdi güneşi batıracağız arkadaşlar. Yerimizi alalım. Evet, ekibimiz şu anda geliyorlar. Bu oldu işte. Hani burada çay içilmez mi? Evet. Kırdık orayı. Pardon. Bir daha alabilir miyiz? Efendim, Cunda'nın kalamarı meşhurmuş. Dondurması meşhurmuş. Çok güzel. Evet, güneş alçalmaya devam ediyor. Şimdi ekibimiz Rizeli olunca tabi bir bardak çay kesmedi. Güneş batmaya devam ediyor. Bu arada biz birer çay daha içeceğiz. Thank you.
Evet, güneş battı, herkes gidiyor ve biz de gidiyoruz. Evet arkadaşlar, güzel bir gün batımı oldu. Evet arkadaşlar, Ayvalık'a gelirseniz mutlaka burayı ziyaret edin. Ayvalık'a 10 kilometre, Sarımsaklı'ya 10 dakika. Evet zaten uzmanımız anlatmıştı. Şöyle. İla çekiyorum. Tamam. Evet. Burayı gelmenizi ve burayı görmenizi tavsiye ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayvalık'la ilgili başka videolarda çekeceğiz. Kanalımıza onlara da göz atabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Ve son dakika hanımlar hediyelik eşyayı keşfederler. Bakalım içeride neler var. Bir Ayvalık magneti almadan mı gideceksin? Ey turist! Ben içeride ne oluyor? Daha ne varsa hepsini olabilir. Delta'sı kaldı bizim. Bir tane. Oo. İçerisi oldukça hareketli. İlhan yani. Gibi bir şey var mı? Küçük poşet. Maalesef hiç poşetim kalmadı. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Anne. Küçük bir bardağı mı oldu? Evet Zeynep'ciğim. Beğendin mi o kolyeyi sen? Evet, çok güzel. Nasıl kolye beğendi Duba? Takacak sana lan anneciğim. Anne, bu benim saymamız da ne? Var. Baba. Ben değilim. Bunun saymamı var. Anne, ben çekiyorum. Ne kadar çok? Ne olmuşsun? Ay, ben çocuk almadım. Ne ya? Baba ne şey misin? Bir maymun var bak. Görmedim. Görmedim. Merkez. Evet şimdi burayı ziyaret edenler sanıyorum buradan Ayvalık merkeze iniyorlar. Şimdi biz de Ayvalık merkeze geçeceğiz. Ayvalık merkezle alakalı bir video çekeceğim. Özellikle Ayvalık merkezle alakalı görülebilecek yerleri kaydetmeyi istiyoruz. Bakalım neler göreceğiz.